Herkese selamlar, ben Pırıl. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle yapay zeka işimizi elimizden alacak mı, hangi işler yapay zeka tarafından yapılabilir hale gelecek ve yapay zeka teknolojisi sayesinde hangi işler ortaya çıkacak bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Yapay zeka tarafından artık insan gücüne ihtiyaç duymadan yapılabilecek işlerden ilki veri işleme ve veri girişi yani data entry ve data processing dediğimiz işlem. Nedir aslında bu? İsminden de anlaşılacağı gibi veri girişinin bir veri tabanına veya bilgisayar sistemine bilgi girme ya da kayıtları güncelleme işlemidir. Bu işi yapanlara da veri girişi görevlisi, veri girişi uzmanı deniyor. Bu kişiler de bilgi girmek için bilgisayarlarını veya veri işleme programlarını kullanıyorlar. Peki biz yapay zeka geliştikçe ne görüyoruz aslında? Otomasyonlar görüyoruz. Yapay zekanın zaten data girişini ve data analizini yapabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla artık bu şekildeki yeniliklerle, algoritmalarla veri girişini ve işlemeyi daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor olacağız. Dolayısıyla manuel girişe eskisi kadar ihtiyacımız kalmayacak. Bu da aslında o alandaki insan iş gücünü azaltacak. Bir başka aslında yapay zeka tarafından devralınabilecek işlerden bir tanesi de customer service yani müşteri hizmetleri dediğimiz alan. Burada yapay zeka destekli zaten robotlar kullanılıyor. Hepimiz de Muhtemelen özellikle e-ticaret sitelerinde denk gelmişsinizdir. Yanında böyle bir sayfa çıkıyor hemen bir chat bot size cevap veriyor. Size nasıl yardımcı olabilirim vesaire basit soruları cevaplayabiliyor. Bunun çok daha gelişmiş versiyonu olacak çok yakın bir zamanda. Müşteri sorunlarını ve desteğini aslında daha kolay bir şekilde daha hızlı bir şekilde çözülebilecek çözümler sunulabilecek yapay zeka ile. Dolayısıyla zaten hali hazırdaki teknolojiyle de müşteri hizmetlerinde çok fazla bir otomatikleşme ve chatbot yani sohbet robotu kullanma özelliği Aktif bunu yapan çok fazla firma var, çok fazla insan var. Dolayısıyla bunun çok daha fazla yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında başka neler olabilir? Mesela bir üçüncü olarak daha rutin idari görevleri tamamlamak olabilir. Örneğin randevuları planlamak olabilir, takvimleri yönetmek, e-postaları organize etmek gibi daha rutin idari görevler otomatikleştirilebilecek yapay zekayla. Planlama, düzenleme, belge yönetimi gibi işlemler herhangi bir ekstra idari asistana ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilecek. Üretim ve montaj hattı işlemleri olabilir. Bunlar aslında şu anda oldukça fazla insan gücü kullanılarak yapılan işlemler ama aynı zamanda çok fazla robotik desteği de alınıyor. Çoğu firmada, çok fazla üretim fabrikalarında zaten otomatik, otomasyon kullanılıyor. Bunun çok daha fazla artacağını söyleyebiliriz yapay zeka destekli robotlar ve otomasyon sistemleri, montaj, kalite kontrol ve paketleme gibi görevlerde yer alabilecekler yakın bir zamanda. Bu işleri yapan fabrika çalışanları da ihtiyaç azalabilir yine de tabii ki. Bu şu demek değil tamamen bunu robota bırakalım hepsini robot yapsın. Bunun dışında nakliye veya teslimat hizmetleri olabilir. Bunun hakkında da zaten şu anda halihazırda çalışmalar mevcut. Bunu yapan sürücüsüz araçlar ve dronlar, dronla nakliye, e, kamyon şoförleri ve teslimat şoförleri gibi rolleri değiştirme potansiyeline sahip olan bir takım teknolojiler kullanılmaya başlanabilir. Dediğim gibi zaten şu anda dron kullanımı ya da sürücüsüz araç teknolojisi hali hazırda var. Bunun da çok yakın bir zamanda artacağını söyleyebiliriz. Ama bir tık tartışmalı bir konu da var. Temel tıbbi teşhis konusu. E burada yapay zeka sistemleri aslında belirli koşulları teşhis etmeye ve anormallikleri belirleme yardımcı olabilecek teknolojiler. Bunlar için MRI'ların ya da X ışınlarının tıbbi görüntülerini analiz edebilecek teknolojilere sahibiz şu anda. Tedavi planlaması, hastalık teşhisi, daha basit teşhisler olabilir. Genetik alanda, radyoloji alanda, patoloji alanında larında da yapay zekanın desteğini görebiliriz. Bu neden tartışmalı derseniz her hasta aslında birbirinden farklı. Bu özellikle doktorların sıklıkla aslında konuştuğu bir konu. Benim de yakınımdaki doktorların. Bir tık böyle bir karmaşık bir konu hasta bakarsanız. Ama insanlara yararlı bir şekilde kullanılabilecek bir seviyeye getirilebilir diye düşünüyorum. Yapay zekanın desteği bu tıbbi teşhiste. Ya da en azından teşhisi hızlılaştırma ya da seçenekleri daraltma konusunda yardımcı olabilir. Ama tabii ki istisnalar her zaman var tıpta. Dolayısıyla bunları da insanın gücünün, insan bakış açısının kullanılması gerekiyor elbette. En başında da söylediğimiz aslında veri işleme ve veri analizi kısmında finansal analize de ekleyebiliriz. Buna neler dahil olabilir derseniz çok sayıda finansal veri işlenip kalıplar tespit edilebilir. Çeşitli riskler değerlendirilebilir, risk değerlendirmesi yapılabilir. Bunun dışında zaten çoğumuzun aslında şu an için en çok kullandığı yöntem olan içerik oluşturma, yani content creation dediğimiz görevi de üstlenebilir yapay zeka ki dediğim gibi zaten üstleniyor şu anda chat GPT özellikle. Yapay zeka ile ne tip içerikler oluşturabiliriz? Finansal raporlar oluşturabiliriz, makaleler, haber yazıları oluşturabiliriz, e-mail'ler oluşturabiliriz. Aklınıza gelebilecek aslında her türlü içeriği, YouTube içeriği oluşturabiliriz, her türlü içeriği oluşturabiliriz yapay zekayla Bunun da çok daha fazla aslında ilerleyen zamanlarda kolaylaşacağı ve yaygınlaşacağını da söyleyebiliriz. Bunun dışında yasal belge inceleme görevinde yapay zeka çok yakın bir zamanda tamamen üstlenebilir. Yapay zeka destekli sistemler yasal belgelerin, sözleşmelerin ya da emsal davaların gözden geçirilmesine yardımcı olarak daha hızlı analiz ve tanımlama yapmakta yardımcı olabilirler. Bu da aslında belki tamamen yapay zeka tarafından yapılmasa bile tıbbi analizler gibi insan desteğiyle beraber hızlı bir şekilde aksiyon almaya, hızlı bir şekilde analiz etmeye ve tanımlama yapmaya yardımcı olabilir. Bunun yanında yine bizim finansla alakalı, trading konusuyla alakalı yapay zeka yine bir şekilde destek olabilir bize. Ne yapabilir? Bizim için trendleri ve geçmiş kalıpları analiz edebilir yatırım kararlarımızı ve portföy yönetimimizi desteklemek için bu verileri kullanabiliriz biz. Piyasa verilerini, trendleri kullanabiliriz. Ve yapay zeka tarafından analiz edilmiş geçmiş kalıpları kullanabiliriz. Bu konuda da yapay zekanın aslında hisse senedi ve yatırım analizi gibi bir işi de olabilir. Bunlar bu arada şu an için, günümüz için %100 doğru ve %100 evet bunlar kesinlikle var diyebileceğimiz şeyler olmayabilir. Ama günün sonunda şu anda bizim gittiğimiz yer ve teknolojinin büyüme hızına bakılırsa olabilecek senaryolar aslına bakarsanız. Belki bu senaryoların çok daha farklı versiyonları da ortaya çıkabilir. Bunlar tabii ki tahminler. Bütün bu bahsedilen görevleri, iş tanımlarını yapay zeka teorik anlamda gerçekleştirebilse bile insanların dokunuşu dediğimiz bir empati özelliği, problem çözebilme yeteneği, yaratıcılık faktörü, empati faktörü bunlardan eksik yapay zeka. Dolayısıyla bu tip becerilere ihtiyaç duyulan işler maalesef ki otomasyona biraz daha uzaklar, daha az otomatize edilebilir meslekler. Ve bu bahsettiğim örneklerde bile mutlaka insanların belli bir gücü var, insanların belli bir dokunuşu var. Dolayısıyla bu benim fikrim tabii ki. Herkes bana katılmak zorunda değil. Ama en nihayetinde yapay zeka her şeyi otomatikleştirse bile bir noktada ben insan gücüne ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Bu sebeple hatta zaten ilerleyen zamanlarda ben yapay zeka ile alakalı ortaya çıkabilecek işler arasında da bu tip işlerin olabileceğini düşünüyorum. Yani insan dokunuşunun eksik olduğu işlerde insan dokunuşu gerektirecek artı eklemeler olması gerekiyor. Ne gibi olabilir mesela? Bu etik analisti gibi ya işte yapay zekanın doğruluğuyla alakalı bunu kontrol edebilecek bir mekanizma gibi, insan mekanizması gibi bu tip işlere ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Şimdi isterseniz yapay zekanın teknolojisinin gelişmesiyle ne gibi işler ortaya çıkabilir onlara bakalım. Evet bu işlerden ilki aslında fintech veri bilimcisi olabilir. Nedir fintech veri bilimcisi? Ne iş yapabilir? Finansal teknoloji alan yani fintech alanı geliştikçe zaten günümüzde de çok fazla gelişmeye açık bir alan. Geliştikçe bu konuda uzmanlaşmış veri bilimcilere talep artabilir. Dolayısıyla bu alandaki veri bilimciler neler yapıyor? Finansal verilerden analiz yapmak, finansal datanın analiziyle beraber çeşitli önerilerde bulunmak, blockchain tabanlı çözümlemeler üretmek ve web3 teknolojileri, blockchain teknolojileri alanında inovasyonu desteklemek için yapay zeka ve veri analizinden yararlanarak çözümlemelerde bulunmak gibi işler yapabilirler. Dolayısıyla yapay zekanın gelişmesiyle bu işe de artış olabilir. Bu ikinci olarak bahsedeceğim çözümle aslında yavaş yavaş insanlar kullanmaya başladılar. Ne derseniz yapay zeka yatırım stratejisti. Zaten son zamanlarda çokça yatırım yönetimi ve portföyle alakalı konularda yapay zekanın desteğini alıyor insanlar. Dolayısıyla bu alanda çalışan insanlarla beraber ve bu alanda uzman olan insanlarla beraber yapay zekanın ortaklaşa olarak kullanıldığı bir iş alanı düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu stratejistler aslında yapay zeka yatırım stratejistleri yatırım kararı vermeyi daha iyi yapmak için, daha iyi, daha akıllıca kararlar verebilmek için, daha büyük dataları analiz edebilmek için yapay zekayı kullanacaklar ve bu stratejileri geliştirerek uygulayacaklar. Bu da aslında bu şekilde yeni bir iş dalı olabilir. Aynı şeyi aslında kripto için de düşünebilirsiniz. Kriptoda da aslında kripto ile alakalı konuları öğrenmek için, dataları inceleyebilmek için, herhangi bir analiz yapabilmek için şu an sıklıkla zaten yapay zeka programları kullanılıyor. Herhangi bir marketle ilgili marketteki datayı analiz etmek için aynı şeyi hatta blockchain için de düşünebilirsiniz. Yani yapay zeka ile yatırım stratejisi yapanlar, kripto ile yatırım stratejisi yapanlar ve blockchain ile yatırım stratejisi yapanlar olarak üç farklı aslında iş dalı düşünebilirsiniz. Blockchain kısmında nasıl olabilir derseniz yapay zeka algoritmasını ve makine öğrenmesini blockchain ile beraber harmanlayan bir iş dalı olarak düşünülebilir. Bu şekilde de videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu konuyla alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Yapay zeka hangi işleri değiştirebilir, hangi alanlara etki edebilir? Yapay zeka ile alakalı ne gibi işler ortaya çıkabilir? Yani bu teknoloji geliştikçe neler ortaya çıkabilir? Ne gibi fikirleriniz var? Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de beğene basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere sevgiler.